Hoş geldiniz. Ben Kevserime Şahin, Mutlu Uso'yla birlikte bundan böyle Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında her hafta sizlerle birlikte olacağız. Bu programda spor gündemini değerlendireceğiz. Konuklarımız olacak. Eğlenceli bir program planladık sizler için. Umarım sizler de seveceksinizdir. Mutlu hoş geldin. Hoş buldum Kevser, sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Neler yapacağımızı anlatalım izleyicilerimize. Birazcık o konudan bahsedelim istersen. Yani bence burada her hafta konukları arayacağız zaten. Konuklarımız olacak. İşte daha çok böyle eğlenceli bir içerik aslında dediğim gibi planladık sizler için. Hani böyle sıkıcı futbol ya da işte spor sohbeti değil de biraz daha eğlenceli bir bakış açısıyla işte biraz da kadın gözüyle açıkçası değerlendirmek istiyoruz spor gündemini. Ne dersin? Sürprizlerimiz de olacak bu arada tabii ki. Onları şimdiden sizlere söylemeyelim. Kevser'le birlikte böyle bizim dikkatimizi çekenleri daha çok sizlere ulaştırmaya çalışacağız. Gündem konusunda sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyoruz. Malumunuz ülke gündemimiz her daim dolu dolu. Evet. Özellikle de söz konusu spor branşlarıysa, hatta şöyle söyleyelim futbolsa. O yüzden her hafta böyle belirlediğimiz güzel konularımızla ve konuklarımızla sizlerle birlikte Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında buluşacağız. Onlara da bu arada teşekkür edelim bu güzel platform için. Diliyoruz ki uzun ve güzel bir yolculuk olur. Umarım. Mutlu, bu arada şu an neler yapıyorsun? Biraz da ondan bahsedelim. Zaten hani ekranda tanınıyorsun, evet, spor dünyasında tanınıyorsun ama şu an neler yapıyorsun? Hangi projelerdesin? Vallahi Keser çok dallı budaklı ya. O kadar dallı budaklı ki biz çünkü belli bir yerden sonra kadroyu bıraktıktan sonra farklı kararlar alıyorsun. Farklı şeyler denemek istiyorsun. Biraz oralardayım şu anda ama tabii ki ağırlıklı olarak hani dünya düzeni de öyle olduğu için dijitalde güzel planlarımız var. Güzel işbirliklerimiz var. Bakalım göreceğiz. Sen ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Ben de iyiyim. Ben zaten futbol arenadayım. Dijitaldeyim yıllardır. Orada devam ediyorum. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İşte bir bakmışsın ben gelmişim. Evet, orada da bu arada ortak bir iş yapacağız. Şimdi bu evet. Arada programımızın ismi henüz belli değil. Bu konuda sizlerden yardım istemek istedik. Öyle planladık. Bu videonun altına lütfen bu programa ne isim koymak istiyorsanız, ismi ne olsun, ne düşünüyorsanız yazın lütfen. Sizden yaratıcı yorumlar bekliyorum. Ya ben hep söylüyorum Mutlu, hani bahsetmişimdir mutlaka, böyle Twitter'da falan da ben yaratıcı yorumları çok fazla görüyorum. Hani izleyicilerimiz de mutlaka o kitlelerdendir. İşte Twitter'da hani o yorumları okumaya geldim kısmı tam olarak bana hitap ediyor. Onun için çok seviyorum böyle farklı farklı fikirler almayı ve vesaire. Sizlerin bu konudaki fikirlerini lütfen rica ediyoruz. Programımızın ismi ne olsun yazın bu videonun altına. Bize ne isim önerecekler çok merak ediyorum. Ben de merak ediyorum. Çok yaratıcı şeyler geleceğini düşünüyorum ben. Güzel bir ikili olduğumuzu düşünüyorum ama Kevser'le. Kevser benim özellikle son zamanlarda hani birkaç küçük işimiz de oldu birlikte. Gerçekten piyasada doğru ve düzgün iş yaptığına inandığım hemcins arkadaşlarımdan biri. Bu benim için çok kıymetli. O yüzden inşallah güzel bir isim bekliyoruz sizden. Klasik olmayan. Orijinal şöyle evet, fikirleri orijinal. Alalım. İkimizin enerjisini yansıtacak. Bakalım göreceğiz. Valla ben de merak ediyorum. Aklımda hiçbir şey yok bu arada benim. Benim hani de bizim yok. De adımız şu olsun diyebileceğim. Saçmalarsam bir şeyler çıkar tabii ama hani öyle akıllı mantıklı bir isim aklıma gelmiyor. Ya böyle farklı hani fikirler almak falan bir de insanın beynini de açıyor. Kesinlikle. Yani belki de oradan esinlenip başka bir isim koyacağız. Yani hani izleyicilerimizden esinlenip belki bizim aklımıza başka bir şey gelecek. O da olabilir. Bakalım yani ilk bölümün altına bu yayınlandıktan sonra artık bir yorumlarınızı bekliyoruz. O zaman hemen spor gündemine geçelim. Mutlu, şimdi biliyorsun Ersin Destanoğlu Beşiktaş Galatasaray maçında yıldızlaşan isimdi. Kurtarış ile. Sonra maç sonu bir sevinç gösterisi oldu tabii ki ona karşı Beşiktaş'ta maçı alınca. Rıdvan Yılmaz'la bir görseli var. Görsel ekrana verebilir miyiz? Biz de görebilecek miyiz? Geldi görseller. Şimdi maç sonu bir kulak çekme hareketi var. Yani Rıdvan'ın Ersin'in yanına gelip kulağını çekerek sevinmesi hareketi var. Sonra bununla ilgili Ersin şu açıklamayı yapıyor, ona söyleyelim. 13 yaşından beri devam eden bir arkadaşımız var. Aynı yollarda okuduk. Evlerimiz de yakında, hep beraber gidip geldik. Burada da aynı odada kalıyoruz. O gün maçtan sonra kulağımı çekti. Niye çekti ben de bilmiyorum da eli oraya uzandı herhalde. O da kulağımı ağrıttı biraz ama öyle bir sevinç yaşadık aramızda demiş. Ya inanılmaz eğlenceli bir görüntü. Yani. Ya takımların zor zamanları oluyor tabii ki. Beşiktaş'ın özellikle bu Şampiyonlar Ligi kulvarı bence biraz zorlu gidiyor bu aralar. Böyle kritik maçlarda ki evet tam kırılma kader maçı değildi belki ama bir kırılma maçı olduğu kesin derbinin Beşiktaş için. Takımları zor zamanlarda bence böyle dostluklar çok güzel ayakta tutuyor. Bence evet. Ersin'le Rıdvan'ın durumu tam olarak o. Şimdi Ersin'in durumuna gelince bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben net bir Beşiktaş galibiyeti falan beklemiyordum. Hatta konuşmuştuk da maçtan evet, önce. Evet, evet. Bu konuda da dürüst
davranacağım yani. Hatta evet, böyle Galatasaray ilk golü attıktan sonra da yani buradan döner mi dönmez mi konusunda da çok bir fikrim yoktu açıkçası. Gerçekten o galibiyetin çoğu payını Ersin'e yazabiliriz diye evet, düşünüyorum. Ya penaltı olmadan önceki pozisyonun bir kurtarışı var evet, zaten. Orada bir yani, gole izin vermiyor. Sonra penaltı pozisyonu oluyor Vida nedeniyle. Daha sonra penaltıyı kurtarıyor. Yani zaten orada hani yıldızı, o günün en öne çıkan maçı da hani sen de izledin, ben de izledim. Maçta biz yayındaydık, o sırada konuştuk. Hani kimi öne çıkarırsın? Direkt zaten Ersin. Bir de hepimizin özel hayatımızda, iş hayatımızda da öyle. Bazen iyi işleri destekleyen dostluklar vardır. O bir olma, beraber olma duygusu vardır. Bence evet, Ersin'le Rıdvan da çok özel bir jenerasyon bence evet, bu arada Beşiktaş evet, adına. Daha uzun yıllar çok bence gençler, beraber çok güzel işler yapacaklar diye düşünüyorum. Evet. Ya o enerji, sinerji dediğin gibi oluşturmak çok önemli. Hani çok güzel duruyorlar hep yani. Hep şey konuşulur ya işte hani takım olabildiler evet, mi? Takım olabildiler mi? Takım işte, o sahada ruh olabildiler mi? Aynen öyle işte. O dostluklar, o kesinlikle, arkadaşlıklar. Hatta işte takımlarda birlikte yemeğe götürürler vesaire, böyle işte etkinlikler yaparlar ya hani o ruhu yakalamak için. Bunların doğanında var. Zaten, evet işte çok çok güzel. O görüntüde de işte kulağını çekmesi, onun da ona öyle bir espri yapması herhalde oraya uzandı falan diye. Ya bence çok sempatik. Gerçekten çok güzel. Bayağı çekiyor bu arada. Evet. Bayağı aslında da görmüştüm. Aynen bayağı çekiyor. Hani böyle çektikçe çekiyor. Güzel bir görüntüydü. Güzel şakalar. Evet bence de. Yolları açık olsun diliyoruz. Evet. Biz izlemekten keyif alıyoruz. Hem dostluklarından, hani hem böyle bazen şey olur ya, el şakaları itici durur ya. Ama i̇şte yani evet, bunda yok yani, çok sempatikler ya, çok tatlı. Belli ki onun bir diyaloğu var onların arasında yani. Evet evet. Şimdi o zaman başka bir konuya geçelim. Gündemdeki konulardan biliyorsunuz konuşuyoruz böyle. Haftalık olarak dediğimiz gibi program olacağı için o hafta ne gündemse. Bizim daha doğrusu ilgimizi ne çekiyorsa, aslında bizim gündemimizde ne varsa onu buraya taşıyacağız. Bence de kesinlikle öyle. Şimdi Ali Koç'un bir tribünde basketbol maçında bir fotoğrafı var. İşte tribünlerle bir gerginlik yaşadığı. Tabii olay şu. Orada bir küfür ediliyor. Ali Koç da onları uyarmaya, yani taraftarları uyarmaya gidiyor. Zaten ekranda da şu an görüyorsunuz fotoğrafı. Onları uyarmaya gidiyor ama hani çıkan kare tabii bir gerginlik karesi. Ne dersin Mutlu? Yani doğru mu sence mesela ya Ali Koç'un gidip uyarması? Hayır. Ya bir kulüp başkanının böyle bir beden diliyle tribünde olmasını ben hiç doğru bulmuyorum. Ya ben şu soruyu sormak istiyorum. Ben bir futbol severim. Bu ülkede işte bir şekilde işin de bir yerinden tutmaya çalışıyoruz. Ben son zamanlarda Ali Bey'in her açıklamasından ve her hareketinden çok gerilmeye başladım mesela. Ama çünkü çok gergin. Çok gergin. Evet, gergin ve gerginliği yani, yansıyor. Evet, çünkü bir kulübü temsil ettiğinizde, bir markayı temsil ettiğinizde bence daha soğukkanlı ve daha sakin ve daha doğru bir beden diline sahip olmalısınız diye düşünüyorum. Özellikle bu Trabzonspor maçından sonra başlayan bir süreç var. O megafonlu haller, İstanbul'daki yanında işte Mesut varken o konuşmalar, oradan basketbol maçı. Yani bilmiyorum, çok gergin buluyorum ve gidişatı da çok iyi görmüyorum açıkçası. Çünkü şimdi iletişim bilimi denen bir bilim var. Yani kaynaktan çıkan bu mesaj taraftara nasıl ulaşıyor, bizlere nasıl ulaşıyor? Ben mesela gergin hissediyorum gördüğüm zaman. Ali Koç konuşacak dedikleri zaman mesela Allah diyorum, bir şey geliyor mesela. Hani ne olacak falan. Evet, o gerginlik falan yansıyor. Yani gerginlik, evet, bunu nasıl çözebilirler bilmiyorum. Aslında yani beklentiler bu yönde değildi kendisiyle ilgili. Yani bundan 3-3,5 yıl önce tabii seçildiği zaman Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon. Herkes çok mutlu olmuştu, evet, çünkü tarz ve tavır olarak da çok doğru davranacağını düşünmüştük hepimiz. Bilmiyorum süreç nasıl devam eder ama ben çok sağlıklı bulmuyorum açıkçası. Ya bence mesela tribüne gitmesi, orada küfür için uyarması anormal bir şey değil bence. Gülümseyerek hani konuda gidebilirsiniz evet, belki. Aynen. Sempatik de durabilir. Evet işte orada aslında onun gerginliği olay olan. Evet. Yani hani normalde yoksa. Ya buradan damarlar evet, fışkırıyor Kevser yani bu. Ya Fenerbahçe çok gergin. Bir evet, çok gerçekten çok acayip ve şey yok, ortalığı yumuşatan da yok. Bunu kimin yapması lazım? Ali Koç'un mu? Bunu şu anda kimse yapamıyor zannediyorum kulüpte. Tabii ki başkanın yapması lazım. Onun en sağduyulu belki de onun olması gerekiyor yani. Bir de üzerine dün şey eklendi. Mahmut Uslu'nun açıklamaları. Mahmut Uslu'nun Aziz Yıldırım'la ilgili özellikle açıklamaları evet, eklendi. Şimdi mesela Mahmut Uslu da şey, belki hani göz atamayanlar vardır. Spor Arena'ya yaptığı açıklamalar bu arada, onu da söyleyelim. Güzel bir röportaj yapmışlar. İşte Aziz Yıldırım'la ilgili mesela tekrar aday olmaz dedi. Şimdi zaten bak onu da not almıştım ben. Çünkü bir bugün sen yorum yaptın. Ali Koç'la ilgili bir şeyler
olmadıkça takımla ilgili bu denemeler sonuç vermedikçe bir şekilde herkesin aklına bu soru geliyor. Aziz Yıldırım yeniden aday olur mu gibi. Ama Mahmut Uslu'nun bu açıklamalarından ben Aziz Yıldırım'ın aslında çok kırgın olduğunu hissediyorum. Evet. Ya şimdi bak, Fenerbahçe'de seçim olduğu zaman, hani Ali Koç göreve geldiği seçimde 20.736 geçerli oyun 16.092'sini Ali Koç alıyor. Şimdi düşün, sen 20 yıl başkanlık yapmışsın, sonra böyle bir fark atılıyor sana. Ki o gün yani ben de görevliydim orada, muhabirlik yapıyordum o zaman. Gerçekten çok acayip bir atmosfer vardı. Orada bir anda hani Fenerbahçe'nin dışında buluyorsun kendini. Yani kırgın olması çok doğal bence. Bence de kesinlikle öyle. Ve hapiste yatmış biri. Şimdi bak, o psikoloji de bence çok ayrı. Şimdi biz hani böyle bir şey yaşamadığımız için belki dışarıdan yorum yapmak ne kadar doğru bilmiyorum, ama onun psikolojisi de çok ayrı bir şeydir. Yani hayatından bir dönem yok. Düşünsene, hayatında bir dönem tabii yok. Tabii ki bu çok zor bir şey bu arada. Evet. Bu arada yani bütün başkanlarımızla ilgili, geçmiş gelecek, hiç isim ayırt etmeden yöntemleri tartışabiliriz. Tarz tavır tartışabiliriz, saygı çerçevesi içerisinde tabii ki eleştirebiliriz, ama bugün hepimizin emin olduğu bir şey vardır mesela. Tekrar ediyorum, yöntemleri tartışabiliriz. Aziz Yıldırım Fenerbahçe'yi sevmiyor demez kimse. Yok canım. Aziz Yıldırım hatta hayatında bence en çok Fenerbahçe'yi seviyor. Ama Ali Koç için de kimse onu demez yani. Yani hani ikisi için de demez. Ama bu söylediğin o büyük fark var ya işte. O kırar tabii ki yani. Kırar, bu noktada. Evet. Yani bir insan hayatının üstünde tutarsa bir şeyi ve sonucunda böyle bir anı yaşarsa, o insanın kırgınlığı bence hayat boyu geçmez zaten. İşte bence Mahmut Uslu onu söylemeye çalışıyor. Yani buradan böyle genel bir çıkarıma vardım, ama gerçekten öyle. Hiçbir şeye çok fazla değer vermeyeceksin hayatta. Hep bir kırgınlık, hep bir şey oluyor. Aziz Yıldırım bugün aynı senaryo önüne gelse, tekrar deneme şansı olsa, bence Fenerbahçe yine aynı şeyleri yapar. Fedakarlıkları mı? Evet. Bence de yapar. Yapar. Bence de yapar. Ama bir daha böyle bir şeyi kabul eder mi? İşte Mahmut Uslu da muhtemelen onlardan bahsediyor zaten. Evet, evet. Aynen öyle. Başka enteresan açıklamaları da var bir ama. Bir de Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le ilgili var. Yani biz yönetimde olsaydık onları tekrar takıma almazdık. Şu da bilinen bir gerçektir şeklinde. Ki herkes unutur, Aziz Yıldırım unutmaz. Bu da hepimizin yıllardır bu piyasada öğrendiği en net gerçeklerden biridir. Ya bu konuyla ilgili bence şöyle bir şey var. Bence herkes her takımda oynayabilmeli. Evet. Artık ya, bu aşılması yani gereken bir olmaz ama işte Kevserim, neden olmaz? Biz duygusal bir toplumuz. Bizim sinir uçlarımız var. Bizde olmaz. Hayır canım, oynuyor şu an ya. Ya oynuyorlar. Oynuyor ya. Da hafızamız yok. Hafızası olmayı kabul ediyorsan oynarsın tabii ki yani. Ya şimdi bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir şey var. Sivri bir açıklama yapmasa mesela, yani diğer tarafa taş atan bir şey arma yapmasa öpme, oynar. Arma öpme bile yeterli ya. Arma öpme bile yeterli. Ne var canım, o anda bulunduğu takımın armasını ya öper. Öyle bir şey yok ki, aidiyet kuruyor insanlar. Bu takım, bu kulüpler, bu ülkenin en büyük kulüpleri yani, biri Beşiktaş, biri Fenerbahçe. İyi, iki yıl orada arma öp, gel iki yıl burada arma öp. Ya biz aidiyet seven insanlarız. Biz i̇şte ama o anda oraya ait. Tamam bak, doğru, ama o anda oraya ait zaten. Oradan ekmek yiyor, oradan para kazanıyor. Bence bak, kışkırtma olmadığı sürece bence sorun yok. Muydu? Tamam vardı bak, bunun bundan bahsetmiyorum ben. Yani bundan ayrı bahsediyorum. Genel olarak diyorum yani, bir kışkırtma durumu olmasa herkes her yerde oynasın canım. Oynuyor yani, bu zaten canım. Oynuyor da yani. Aynen, hani buna öyle. Böyle bir sivri yaklaşmamak lazım yani. Sonuçta Mutlu, şimdi baktığın zaman sen de mesela iki tane rakip televizyon kanalında mesela çıkıyorsun değil mi? Yani mantıken senin işin bu, para kazanıyorsun bundan. Futbolcu için de öyle. Adam bundan para kazanıyor. Ya kim ne kadar duygusal olursa olsun, adamın profesyonel zaten işi bu. Hayır, günün sonunda futbolcu zaten kazandığı paraya bakıyor. Benim kızdığım şey işte bir şeyleri böyle kaşıyor durumuna düşmek. Bir şeyleri böyle hani anlık, sanki hiç geri adım atmayacakmış şeklinde fevri hareketlerle tabii, yönetmek. Tabii kesinlikle, yani bu, evet. Tabii ki herkes her yerde oynasın, herkes parasını kazansın ama bu özellikle Caner tarafı. Evet. Benim en büyük çocuklarımdan biri bu değil ama. O kötü olan taraf, yani o kışkırtma durumunun olması kötü olan. Mesela benim en büyük şoklarımdan biri bu değil. Benim en büyük şoklarımdan biri mesela Oğuzhan'ın Beşiktaş'a dönebilmesidir. Ben o dönemde de çok şaşırmıştım mesela. Gerçekten hafızamızın olmadığı gerçeğinin ekmeğini çok yiyor futbolcular. Bir de neyin ekmeğini yiyorlar biliyor musun? Bak, bizim ülkemizde ne var? Şimdi bizim ülkemizde Beşiktaş Beşiktaş'tır, Fenerbahçe Fenerbahçe'dir, Galatasaray Galatasaray'dır. Başkanlar gelir, başkanlar gider, yönetimler gelir geçer. Asıl olan nedir? Kulüplerdir değil mi? Evet. Şimdi mesela bu futbolcular bir önceki başkanlarla ve bir önceki yönetimlerle sorun yaşıyorlar ya. Bir sonraki yönetimle onu temize çekiyorlar aslında. Evet, ya da birçok şey bir önceki yönetimle olmuş oluyor. Evet. Bir sonraki yönetimle böyle bir şey yok. Orası Beşiktaş, orası Fenerbahçe, orası Galatasaray. Bütün bakmak yani lazım. Yani gelen yönetimlere göre siz bir şeyi
şey yapamazsınız, kuralları esnetemezsiniz ki. Ama ya da ayıpları ortadan esnetiyorlar işte. Günün sonunda futbolcular bize gülüyor zaten. Günün sonunda aldıkları paraya bakıyorlar. Ya şimdi şeyde ben çok şaşırmıştım mesela Oğuzhan'ın açıklamalarına. İnanın ve üzülmüştüm de bu arada. Çünkü mesela Feyenoord gibi bir kulübün kulüp televizyonunda parasının ödenmediğini falan hatırlıyorsunuz değil mi o açıklamaları? Yani evet. Hafızamız yok deyince üzerine bir hatırlatma gereği duydum. Şimdi şöyle bir şey var. Ahmet Başkan döneminden önce ben de Beşiktaş kulübünde çalıştım. Evet biz futbolcular kadar büyük paralar kazanamıyorduk ama biz de paramızı alamadık. Ve benim oradaki çoğu arkadaşımın 3 ayın, 4 ayın, 5 ayın sonunda ben faturalarını ödeyemedikleri için hatlarının kapandığını bilebilirim. Hiçbirimiz de çıkıp tek kelime etmedik. Ülkede etmedik. Sana etmemişimdir. Anlatabiliyorum değil mi ne demek istedim? Sen gidip başka bir kulübün kulüp televizyonunda bunu söylüyorsun. Sence Fikret Orman kalsaydı olsan geri dönebilir miydi? Yok. Bence dönemezdi. Dönemezdi. Yani şimdi sen zaten hepimizde bir 10 numara fobisi oluşturmuş durumdasın yani. Yani sanki paramı alamadım ama yine de oynadım gibi fedakarca bir açıklama gibi durdu o. Öyle bir şey değil ki o. Öyle bir açıklama değil yani o bence. Ben hiç unutmadım mesela. Evet evet biliyorum zaten biz seninle özelde konuşurken evet. Falan da hep bundan bahsediyorsun yani bu konunun yani ben böyle bu konuda sarsıldığından bahsediyorum. Taraftarın duygularıyla oynamak bana çok acımasızca geliyor ya. Ya diyorum ya günün sonunda sen zaten çuvalla para kazanan insansın. Yani orada kredi kartını 3 taksit senin formanı alan, ne bileyim evinin masraflarından kısıp senin maçına gelen insanlar kırılıyor ya. Duygusal çünkü bu insanlar evet, ama biz evet, toplum evet. Olarak böyleyiz. Ama şu da var. Bunu daha mutlu, sağlıklı yönetmelerini bekliyorum evet, açıkçası. Bak açıklamalar konusunda sana katılıyorum ama bu adamın yaptığı işin bedeli de bu. Öyle tabii canım yani, alsın. Hani, bedeli alsın. De bu. Bu parayı alacak ama yani. Ama onu seven insanların profilini unutmasın. Evet. 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 Yaşam katılıyor. Şartlarını, ekonomik evet. Şartlarını, onu rahatlamak için izlediğini. Bir sürü şey. Ya futbol çok acayip bir şey aslında. Çok acayip. Hani bu bizim futbolcularımız... taraftarlık, ait olma duygusu falan evet. Ama yani hani işin sonunda dediğin gibi baktığında şimdi maçtan sonra ya benim de çok böyle fanatik arkadaşlarım falan var. İşte hani gerçekten yıkılıyorlar, ediyorlar. Ya maçtan sonra belki çok aidiyet kuramamış bir futbolcu eve gidip hani öyle tamam işte kaybettik aynen. Diyor. Yani sonuçta hani profesyonel hayatı onun iş hayatı sonuçta baktığınızda sizin aidiyet duyduğunuz şeye aidiyet duymuyor da olabilir. Ya çok farklı bir şey ama yani işte bu bence. Ama işte duygusal bir toplum olduğumuz gerçeği bu ülkede hiçbir zaman değişmeyecek. Yani. Evet, özellikle evet. De futbol konusunda. Evet. Yani ben artık böyle şeyleri de çok çağ dışı buluyorum bu arada. O takıma git öyle yap arma öp bilmem. Ya git işte de tertemiz oyna gel. Gökhan Gönül mesela. Bugün kim diyebilir ki Gökhan için üzerinde hangi forma varsa çıkmıştır ve görevini yerine getirmiştir. Ben çok saygı duyuyorum bu arada Gökhan evet, Gönül'e. Evet. Tam bir görev adamıdır. Ama Mahmut Uslu Gökhan Gönül de kattı evet, orada. Evet, onu da katmış. O işte hı-hı. Şeyden bahsediyor. O söylediğim şey, şeyden bahsediyor. Bahsediyor. Bu ülkede herkes unutur, Aziz Yıldırım hı-hı. Unutmaz. O ondan bahsediyor biraz da yani. Peki şimdi bir de Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir'in açıklamaları da oldu. Bu hafta gündemdeydi. O da yabancı kuralı ile ilgili işte yabancı kuralında kararlıyız açıklaması var. Ya şimdi bak, şimdi yabancı kuralıyla alakalı hani böyle olumlu yorum yapan birini ben tanımıyorum. Yok. Yani hani bizim sektörde de hani birebir konuştuğumuzda da herkes bir muhalefet bu konuya. Ama Nihat Özdemir biz kararlıyız diyor ve kesiyor. Çok kışkırtıcı buluyorum bu arada. Çünkü sürekli birileri uyarmaya çalışıyor. Bu arada takdir ediyorum ya. Hakikaten takdir ediyorum biliyor musun? Neye? Yani bu kadar... Büyük bir özgüveni gerçekten takdir ediyorum ya. Yani bu kadar bu ülkenin birçok insanının doğru bulmadığı bir kuralla ilgili bu konuşulacak. 5 yıl sonra da konuşulacak, 10 yıl sonra da konuşulacak. Çok emin demek ki. Geçmişe dönüp baktığında hata yaptığını düşünmeyeceğinden çok emin demek ki. Hı hı. Ve bu kadar insan karşı çıkarken hala daha çıkıp ısrarla biz arkasındayız, kararlıyız şeklinde bence muazzam bir özgüven. Ben şeyi severim. Ben yani, böyle muhalefete rağmen kararlı olan insanların duruşunu severim. Ama bu değil. Evet işte evet. Ama bu olayda hani şimdi düşünsene tüm futbol federasyonu yani başkanı sensin. Bütün futbol organizasyonu sen yönetiyorsun ve herkes karşı çıkıyor. Hani bir düşünüp ya insan acaba hiç... hani fikir almaz mısın? Yani ya da hani alınmıyor. Yani senle ben de şu anda burada boşuna konuşuyoruz mesela. Ya şunu söylemek istiyorum. Demek ki o kadar emin ki çünkü 5 yıl sonra 10 yıl sonra aldığın herhangi bir kararla ilgili bir pişmanlık duymayacağına. Evet, çok emin. Hı hı. Ve ısrarla bir de daha önce denenmiş bir şey yani. Varyasyonların da olması mümkün değil bence. Yani o diğer kurallardan da ya ben gerçekten bu konuda ya benim piyasadaki
15. yılım falandır. Bu konuyla ilgili en az önüme yıllar içerisinde 11-12 tane farklı metin gelmiştir ya. Tabii tabii evet. Sürekli yani bir hep yabancı kuralı, şey. İki hakemler. Asla aynen. Çözemiyoruz ya. Yani evet. Ülke gerçekten iki konu kronikleşmiş durumda. Çünkü kronikleşecek ki bazı tartışmalar devam edecek. Bazı insanlar yerlerini alacak. Gerekirse bazı insanlar para kazanacak. Bu konu böyle uzar uzar gider. Ama ben bunların çözümsüz olduğunu da düşünmüyorum yani. Artık mesela bu konudan da çok sıkıldık. Sıkılmadık mı Kevser? Yabancı kurulundan, evet. Hakemler konusundan da. Hakemler konusu da. Yine bak şimdi MHK'ya işte, yeni bir atama evet, oldu. Evet, evet. Şimdi ama hani düzenin değişeceği yönünde işte, şeyler geçici var. Geçici duruyor isim. Çünkü düzen değiştirici bir isim de atanmamış gibi duruyor. Yani Ocak ayında yeni bir atama yapılabilir bak, gibi de bir bak şimdi bununla ilgili var. Ben de bazı yorumları dinledim. Hani diyorlar ki, normalde hep hakemleri koyuyorlar ya, mesela popüler bir hakem, hı-hı, eski bir hakemi Merkez Hakem Kurulu'nun başına koyuyorlardı. Şimdi öyle biri koyulmadığı için belki de düzen değişecek şeklinde yorumlar var. Yani aslında içeride de bazı şeylerin değişeceği yönünde. Hep şey eleştiriliyor ya, aynı düzene adamları değiştiriyorsun, başındaki adamları, hı-hı, değiştiriyorsun, ne değişiyor diye. İşte şimdi düzen değiştirecekler diye yorumlar duydum ben. Yani yorumlar okudum yani ve gördüm. Yani benim gerçek bir düzen değişikliği için böyle gerçekten hani yargı gibi, yani federasyonun, hı-hı, genel kurulunun toplanıp bazı kararlar alması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani hala yabancı hakem konuşuluyor, başka teklifler var. Vallahi ben çok ben merak ediyorum süreci. Ben çözüm düşünmüyorum ve ben Ocak ve Şubat ayında yapılan birçok yoruma katılıyorum. Orada başka bir atama, başka bir isim gibi geliyor bana. Bakalım. Da. Ya bu konular bitmez ya. Bizim malzememiz bitmez. Hiç merak etmeyin. Biz her hafta buradayız. Her hafta bir şey konuşacağız. Bu arada konuşuruz. Şimdi yeri gelmişken tekrar hatırlatalım. Diğer programlarda konuklarımız da olacak. Ya futbolla, sporla daha doğrusu ilgisi, alakası olan tüm isimleri buraya almaya çalışacağız. Sizlerle buluşturmaya çalışacağız. Bunlar sanatçılar olabilir, işte spor adamları zaten, yöneticiler olabilir, teknik direktörler olabilir. Haftaya da sürpriz bir konuğumuz olacak. Zaten duyururuz onu da. Şimdi eğlenceli bir tarafa geçelim. Bence Ebrar Karakurt. Ha kuzum. Bir tane videosu var. Şimdi videoyu ekrana bir verelim. Sonra gelelim buraya tekrar. Ebrar'ın Milano'daki evi. Evet, Ebrar Karakurt'un Milano'daki evi burası ve şeyi söylüyorlar şimdi telif nedeniyle, tabii biz videoya ses veremedik ama Milano'dan İstanbul'a yürüdüm yaya geldim. Hani bir türkü var ya, Rize'den İstanbul'a yürüdüm yaya geldim. Bana bravo Kevser. Bana telif atmazlar. Bir dakika, Kevser'in yeteneğinin farkında mıyız şu anda? Ben her programda ben alırım bir daha. Ben çok isterdim sesimin güzel olmasını. Ben her programda alırım bir daha. Ben çok isterdim, biliyor musun, sesimin güzel olmasını. Çok, gerçekten çok isterdim ama yok yani, sesim iyi. Çok fena değil, bak biraz üstüne gidebiliriz istersen. Her programda bir kukle söylesen bence geliştirebilirsin. Sonra da bir yılın sonunda, bir yılın sonunda ya da bir sezon sonunda da bir kolaj yaparız onlarla. Gelişimimi görürüz böyle emeklemekten yürümeye. Ya çok iyi değil mi video? Çok iyi. Götürmüş oraya. Türkiye'yi, kültürü götürmüş oraya. Evet, evet, direkt böyle halaylar falan ya. Çok. Ama ben Ebrar'ı böyle ne zaman görsem, ki hesaplarından da sık sık takip etmeye çalışıyorum. Çok böyle içimde bir yerde Ebrar'ı görme isteği var gerçekten. Gördüğüm yerde de sarılacağım bu arada. İnşallah Ebrar sen de bana sarılırsın. Böyle şey hissediyorum yani, böyle sanki ya bunu hepimiz adına, yani elimizde olmayan nedenlerden dolayı onu kırmışız. Ve bir, böyle bir sarılmam gerekiyormuş gibi hissediyorum Ebrar'a. Bu arada sevgi selam olsun. Diliyoruz ki aldığı karar onun için en mutlusu olur. Çok iyi görünüyor bu arada. Enerjisi çok yüksek. Aurası çok yüksek gözüküyor. Ya paylaşımları çok iyi değil mi? Çok iyi. Sosyal medyayı bence harika kullanıyor ya. Muazzam bir karakter bu arada. Yani ben Türk voleybolu adına, hatta Türk sporcusu adına son yılların en önemli karakterlerinden biri olduğunu düşünüyorum ve gurur duyuyorum. Gerçekten gerçek bir karakter. Doğal çünkü. Böyle karakter. Evet. Oraya insan. Evet. İnsan aynen. Yani. Kendini gördüğün neyse, yerde sarılacak. O şekilde yansıyor. Ben önden söyleyin de kız birdenbire ben sarılınca panik olmasın. Sarılacağım ya.
Olmaz herhalde yani, bol sarılan vardır zaten Ebrar'a diye tahmin ediyorum. Şimdi pandemi falan belki çok fazla sarılmıyorlardır falan ama neyse. Ya bu birazcık işimize yaradı değil mi bu arada? Yani şey, tabii ki çok kötü bir süreçten geçtik ama şu sosyal mesafe olayı için biraz böyle... İnsanların işine ne yaradı biliyor musun? Maske. İnsanlar maske takmayı sevmeye başladı. Küfür ediyorsun, ay, görmüyorlar. Ben hala sevmiyorum. Homurdanıyorsun, görmüyorlar. Gülüyorsun, anlamıyorlar. Bak o konuda, evet o konuda şey, gizli ben... Gizli utangaçlığı vardır ya böyle insanların bazen, yenemedikleri böyle bir şey vardır iç dünyalarında. O onu maskelemelerini sağladı bence. Ben kendi kendime çok konuşurum Mutlu. Gerçekten ama ben böyle yolda yürürken kendi kendime çok konuşurum. Yani sürekli sohbet ederim kendimle. Böyle bir şeyim var, ritüelim var. Ve hani maskeden önce mesela şey oluyordum böyle, bazen insanlar hani dönüp bana bakıyorlardı işte, yani evet. Bu da ne yapıyor falan diye. Utanıyordum biraz tabii hani haliyle, neyse diyordum hani kulaklığım var zannederler falan. Şimdi maskede o güzellik oluyor sadece. İşte, evet. Ama bence en önemlisi böyle birazcık mesafeyi öğrendik yani şu süreçte. Ya tabii ki çok kötü bir süreçten geçtik, gerçekten çok büyük kayıplarımız oldu o anlamda demiyorum ama ya şu böyle hani sürekli dip dibe böyle bir şey, sürekli bir temas, mırç. Ki bak ben de temas seven bir insanım ama yani hani tanımadığım biriyle de yani hani toplu taşımada temasa da girmek istemem yani, hani en azından. Tabii canım, aynen için. Öyle, aynen öyle ama maskenin hayatımıza kattığı güzel şeyler var. Bir bakmışsınız, sallıyorumdur, kimse görmüyordur, kimse anlamıyordur falan. Evet, gideceğiz bayağı... bazen öyle keyifli anlar olabiliyor. Yani. Evet, onu çok çekişi yapıyordur muhtemelen. Bu arada Ebrar Karakurt'tan gelmişken Yarının Sultanları projesi kapsamında bir tarama yapılıyor tüm Türkiye'de. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile birlikte milli takım voleybol antrenörü Giovanni Guidetti birlikte tüm Türkiye'yi dolaşıp bir tarama yapıyorlar. Projenin adı da Yarının Sultanları. Bence çok güzel, çok değerli bir proje. Buradan onları da almış olalım. Peki Mutlu, bugünlük konularımız bitti bu haftalık. Niceleri olsun bence. Diyelim. Bence de isim bekliyoruz sizden. Evet. İsmimiz yok. Videonun altına yorum yapacaksınız. Ne isim koyalım? Bu izledikten sonra daha da netleşmiştir bence kafanızda. Ki dediğim gibi yani hani biz böyle haftalık zaten akışı öncesinde konuşuyoruz Mutlu'yla. Ya konuşuyor olacağız. Konuştuk bu haftada. Neleri biz gözümüzde ön plana çıkarmışsak onlara yer vermeye çalıştık. Çalışacağız ve burada üçüncü bir kişi de olacak işte. Konuğumuz olacak. Onunla birlikte de o haftanın olaylarını, gündemi konuşuruz. O kişinin hayatını konuşuruz. Eğlenceli bir içerik sunmak istiyoruz sizlere. Yazın lütfen videonun altına yorumlarınızı. Kapatmadan ne demek istersin? Sizin özellikle bizden ne istediğiniz ve ne beklediğiniz de bizim için çok kıymetli. Katılıyorum Kevser'in söylediğine. Özellikle yorumlarınızı okuyacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Niceler olsun diyelim. Çok keyifli seninle sohbet etmek. Aynen zaten öyle. Normal hayatta da çok seviyorum Kevser'i. Ben de öyle. Bence keyifli güzel yayınlarımız olacaktır diye düşünüyorum. Bundan sonrası için sizleri de sık sık bekliyoruz. Evet. Peki o zaman ilk bölüm bu kadardı. Hoşça kalın. Hoşça kalın.